bağırma, sokaklara çıkıp slogan atma mesleği diyorum artık. 10 yaşında başladım. Şu anda 55-56 yaşlarındayım. Yani 1967'de falan başladım. Kanlı Pazar diye bir olay oldu o zaman. 6. filo İstanbul'a gelmişti. Sosyalistler, komünistler, onu anti-Amerikancılar veyahut da anti-emperyalistler protesto mitingleri düzenliyorlar ve bir tane büyük bir mitingi Taksim'de düzenleyeceklerdi bir pazar günü. Benim bundan pek haberim yok. İzliyorum olayları. 10 yaşındayım. Yine evime benim babam dini cemaatlerin saydığı kişilerden birisiydi. O zaman fazla cemaatleri yoktu. Mehmet Şevket Eygin'in çıkardığı bir gazete vardı. Bugün gazetesi. Bir hayli tıraşlıydı. Kışkırtıcılık, provokatörlük yapıyordu. Amerika lehine, kapitalizm lehine, sosyalizmi, komünizmi canavar gösteren bir şey. Yani tümüyle bir ajanlık yapan bir adamdı. Utanmaz herif. Ondan sonra bu Müslümanları sabah namazları için toplu namazlara, çeşitli camilere topluyordu. Her yanılmıyorsam pazar sabahları milleti belli camilere topluyordu. Bir çeşit deneme yapıyordu yani bir kitleyi nasıl manipüle edebiliriz diye. Ve kullandı, zamanı geldi. Dedi işte komünistler, vatan hainleri Taksim'e, ey Müslümanlar siz de oraya gidin, ders verin. Ve tabii ki çeşitli cemaatlerden, hatta o zaman çarşamba cemaati, bu beyin yamyamı cübbeli var, onun işte şeyi var. Tabii beyin yamyamı beyinsiz oluyor. Beyni yiyorlar, midelerine gidiyor beyin. Çarşamba cemaati ve diğer cemaatler, şalvarlı sakallı kişiler, tornadan sopalarla donatıldı. Polis gözetiminde, polisin gözleri önünde oraya gelen gençleri şeyden nedir? O gençler de barış içerisinde sadece bütün şeyleri slogandı. İşte pankartlardı, başka bir şey değil.